Çürüme. Yazan Ömer Ayhan. Seslendiren Sema Aybars. Bu öykü yazarın Oğlak Yayınları'ndan çıkan Siyah Beyaz Bir Öykü kitabından alındı. Sayıları giderek azalan karanlık yüzlü binalardan birinin zemin kat penceresindeki Serafinos Miltiadis, diş hekimi yazılı tozlara bulanmış levha, bu ayrıksı ve artistik isim, korkma edimini bilinçaltından yüzeye fırlatabilecek dişçi aletlerinden çok, kozmopolit bir şehirde yaşamanın gizlerini duyuruyor. Ürkek ve ölçülü ekaliyetin, çoğun yaşlı insanların gönüllü bir tutsaklıkla yerleştiği tatavlanın bir ara sokağında. Bir üst katta siyah rob, siyah kazak, aynı renk manto ve tüylü şapkasıyla, sol elinde yine siyah el çantası, aynalı gardırobundaki aksini süzüyor Madame Miltiadis. Yıpraklığından duyduğu memnuniyeti gözlerine geçiremiyor. Hastalığın sinsi kokusuyla yaklaşan bir matem havasını sezdirdiği evden bir iki saatliğine ayrılacak olmanın, bundan gizli bir rahatlama duymanın ezikliği ket vuruyor madamın sevincine. Televizyonun sesini arttırıyor madam. Evdeki ağır havayı dağıtmak üzere. Bay Miltiadis'in sandalyesi, cam kenarına aşılmış karoların üzerinde tınlayan metalik gürültülerle yerleşiyor. Hastanın görüş alanında, işlek caddenin kalabalığı, bitişik nizam sıralanmış apartmanlar, içeride ikonalar, tamamı koyu renk mobilyalar. Bay Miltiadis için hepsi bir. Bu boş bakışların, her iki yanı da perşli vücudun yaşadığı ayrı bir dünya olabilir mi? Beyninin kurumuş bir bataklığa dönüştüğü düşünülürse zor. Ama ne gam. Hristos Anesti. Rabbin delaletiyle bütün gözyaşları silinecek, ona bağlı kulların acıları da dinecek bir gün. Sağlığında dayanma gücünü zorlayan pembe dizilerin biri bitiyor, diğeri başlıyor. Bay Miltiadis, umarsız ve bihaber, entrikalarla dolu filmlerin sadık izleyicisi. Pembe dizilerin içli ve küçümsenen dünyaları, Madame Miltiadis'in aldatıcı umutlarla tutunabildiği yaşantısına gelgeç pırıltılar katmakta. Yapay felaketlerin tanıklığıyla bir avuntu simgesine dönüşüyor izlence. Madame Miltiadis, sağ elinin işaret parmağını diğer elinin parmaklarında tek tek gezdiriyor. Önce faturalar ödenecek, sonra alışveriş. Tabii kiliseye gidilip mum yakılacak. Zaman kalırsa pastanede bir fincan çay ve yanında kedi dilleri. Uğur Pastanesi, Aura, bir çay içimlik zaman. Pastane eski mi eski? Üzerinde sarılı kahveli helezonik şekillerle isli binaların boz bulanık sırtlarına açılan perdeler iç karartıcı. Kenarlarını çiçek nakışlarının süslediği o uzun, geniş ayna, geçkin bir cinselliği imleyen demodeliyle gün boyunca suretlerini yansıtıyor, ortamla şaşırtıcı uyumları kendilerinden menkul müşterilerin. Tezgahta boy gösteren adı sanı duyulmamış meyve sularını da unutmamalı. Tuhaf tasarımlı şişelerde, kimileyin üçgen kutularda. Her şey bir çeyrek yüzyıl öncesinden kalma Uğur Pastanesi'nde. Zaman dona kalmış sanki. Küflü, sayrıl, dokunaklı bir bütünlükle sarmal. Madame Sotriano ve kızı Anastasia, arka masalardan birinde, elbette siyahlar içinde oturuyorlar. Her zaman tanıdık birileriyle karşılaşmak ne güzel. Ah, teşekkür ederim kızım. Sol elini kımıldatıyor biraz. Mutlaka düzelecek. Neden ara sıra gizli gizli bakışıyor bunlar? Kıskançlık. Başka ne olacak? Herkesin kocası hekim olamaz ki. Ha evet, duydum. Evdoksiya'nın küçük kızı evleniyormuş. Kızın ablası üzüntüden yataklara düşmüş. Yaşantıları eskisi gibi olacak. Madame Miltiadis'in bundan kuşkusu yok. Nasıl olsun? Şehrin eski bölgelerinde,
bir dönemin onurlu politikacıları tarafından Bizans oyunlarıyla sürgün edilmiş, sonunda bir avuç kalmış cemaatinin şimdi uzaklarda özlemle andığı viran kiliseleri dolaşıyor. Adaklar adanıyor, dualar ediliyor kutsal üçlüye ve havarilere. Ölüm bizi ayırana dek. Kocasının aşk ve bağlılık yeminiydi bu sözler. Madame Miltiadis için bu kadarı yeterli değil. Çocukları olmasa da aile büyükleriyle, ölmüşler dahil inançlı insanlarla birlikte gidilecek cennet beklemiyor mu onları? Ölüm bizi ayıramayacak, demişti kocasına. Kiliseyi dolduran tütsü kokusu cennetin kokusuydu işte. Dualarla yakılmış mumlar uç ucu eklenip sonsuzluğun meşalesi olacaktı. Temiz giyimli, mesut ve iyi insanlar hep bir arada olacaklardı. Aynı düğünlerindeki gibi. Madame Miltiadis, inananlara has bir emniyet duygusuyla, yüzünde bağnazlığın katı ve bilgiç ifadesi, gün aşırı aldığı ikona, resim ve mumlarla bir mabete dönüştürüyor evini. Sıkça ziyaretine gelen din adamları, kocasının tepkisiz yüzüne komalı seslerle ilahiler, dualar okurken, bir yandan da evi tütsüleyerek hastalığı ve kötü ruhları kovuyorlar. Madamın cömertçe gönülden verdiği bahşişlerle bütün kötü şeyleri uzaklaştırıyorlar veli nimetlerini mutlu kılmak adına. Her seferinde daha gösterişli edalarla, tumturaklı seslerle. Bahşişler kabuk bağlamış vicdanlarını adam akıllı kanırttığında bırakıyorlar ev sahibesini. Yoğun tütsü kokusuyla sarmalanmış, buğu içinde yüzen zoraki efsunlu dairede. Eski parlak günlerin geri geleceğine dair boş düşünceler, madamın kafasını ablukaya alıyor, kum torbasına çeviriyor. Madam, ana kızı Uğur Pastanesi'nin merhametli kollarına terk edip, caddeye çıktı serçe adımlarıyla. Önemli bir gün. Metropolitlerden biri, aylarca sürdürdüğü ısrarlı kulisleri ve kilise vakfına yaptığı yüksek bağışlar sayesinde akşam yemeğine konuk olacak. Bu çok önemli konuğu gerektiği gibi ağırlayabilmek için her şeyi inceden inceye tasarladı. Kırmızı etle kolayca uyum sağlayacak bir şişe İtalyan sek kırmızı şarabı, çeşit çeşit mezeler, uskumru dolması, Ermeni komşusundan gizlerini öğrendiği topik, vişneli ekmek, Metropolit'in mukaddes damağından onay almak üzere özenle hazırlandı. Neredeyse İsa'nın son yemeği kadar yaşamsal bir yemek. Metropolit geceden hoşnut kalırsa ziyaretleri sıklaşabilir ki bu durum Bay Miltiadis'in iyileşme sürecini hızlandırır. Buhurdandan yayılacak tütsü kokusu, ikonlar, İsa'nın yalnızca acı çekerken betimlendiği kasvetli reprodüksiyonlarla yaratılmış hastalıklı ortam, evinde olmanın rahatlığını duyuracak din adamına. Kocasının Piero'ları andıran tepkisiz yüzü şifa ile dirilecek. Kapıyı Metropolit'in gizil gücüne bağlanmış umutlarla açarken ağır bir koku geldi burnuna. Başını salladı. Ah panayı çamu, ah diye bağırdı. Ölünün başı sol yanına kaykılmış, bir kuşakla sıkıca bağlanmış çenenin üzerinde ağız, hafif bir eğimle aralanarak çarpılmıştı. Kalorifer böcekleri ağzın kenarında sakin bir yolculuğun tadını çıkarırlarken, madamın eli seri hareketlerle üzerlerine indi. Cam kenarına oturtulmuş ölü, çarpıcı bir vitrin mankeni konumundayken dikkatleri çekememişti henüz. İnsanlar bir ölüyü seyretmenin ayrıcalığından habersiz geçip gidiyorlardı. Kas katı kesilmiş parmakları, ölünün sol elini avuçlarına aldı, sözlerinin iyice anlaşılabilmesi için her heceyi vurguladı. Seni yıkamam gerekiyor biriciğim. Metropolis Stafanos'un karşısına iyice temizlenmiş çıkmalısın. Kendisi Tanrı'ya hepimizden yakın. Kocasının yer yer morarmış sağ yanağına bir öpücük kondurarak ilerledi. Her önemli işten önce yaptığı üzere
Nasıralı İsa'nın birebir boyutunda hazırlanmış çarmıha gerili ikonasının önünde eğildi, ıstavroz çıkardı ve işine koyuldu. Ömer Ayhan'ın Çürüme öyküsünü Sema Aybars seslendirdi.